Sayılar çok çok önemli. Fibonacci sayıları, Euler sayıları, pi sayıları, altın oran, bunlar şifreler. Özellikle sayı sekanslarını sabah kalktığımızda o kendimizi ya da en mutlu hissettiğimiz anda tekrar edersek sayı sekansları bizim hayatımızda daha fazla etki eder. Aynı zamanda bu sayı bizim ruhsal rehberlik almamıza yarayan da bir sayı sekansı. Peki bu ruhsal rehberliği nasıl kullanabiliriz? 9, 3, 8. Bizim hayatımızın sevgi anlamında, aşkı çekmek anlamında pratik olan sayı sekansı. Ben sayı sekansını bilmesem bile benim şu an kullandığım 25 tane kendimin bildiği Grabovoi'ye ait odaklanma tekniği var. Yani konsantrasyon tekniği var. Bu Zeynep'ciğim hoş geldin bir tanem. merhaba. Canım hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen Ben nasılsın? de iyiyim. Bugün Yine... Instagram çöktü. Sen biraz panik oldun ama Instagram çökmedi. Bir şeyleri deniyorlar. Deneme şeyleri bunlar. Geçen sene de iki banka denendi. Şimdi bunlar deneniyor. Biz de zaten farkındayız. Artık başka yollar bulmamız lazım. Çünkü bittiğinde haberleşmemiz bitiyor görüyorsun. Yavaş yavaş başka şeylere geçeceğiz. Buradan duyuruyor olacağım. Araştırmalar yapıyoruz. Zeynep'im çok güzel bir konu. Yıllar önce yaptık biz bu konuları. Grabovoi sayılarını. Çok güzel. Bir kere bir soruyla başlayalım. Şimdi bunu soruyla yayına başlayalım. Şimdi bu sayılar bir kere sistem künfeyekünle birlikte önce ses, ondan sonra sayılar, ondan sonra geometriler, ondan sonra yani geometrik şekiller, cymatics, ondan sonra sabiteler, sonra da fiziksel oluşumlar oluştu. Yani bu sayılar o kadar önemli ki Matrix'te de yukarıdan aşağıya akar, hani Matrix filminde böyle akar yani. Sayılar çok çok önemli. Fibonacci sayıları, Euler sayıları, pi sayıları, altın oran, bunlar şifreler. Şimdi Grabovoi sayıları da bunun gibi. Fakat böyle hep şeyde falan birkaç kardeşimiz konuştuğunda dediler ki yani nasıl yani sayılardan mı medet umuyoruz? Hayır. Sayılardan medet umuyoruz. Nasıl esmaları kullanıyoruz? Sayıları kullanabiliriz, geometrik şekilleri kullanabiliriz. Bunlar sadece kullanılabilirler. Tıpkı ben bir C vitamini attım bunun içine. C vitaminiyle güçlenmeye çalışıyorum. C vitaminine güvenmiyorum, aracı olarak kullanıyorum diye aslında soruda sormadan kendi cevabımı verdim. Evet, söz sende sevgili Zeynep'ciğim. Buyur bir tanem. Öncelikle sizi görmek gerçekten çok güzel. Kalbimin ritmini böyle her gördüğümde titreşimini zaten çok yüksek size karşı ama daha da böyle yükseltiyorsunuz. Katkınıza teşekkür etmek istiyorum tekrar. Canım benim. Beni yine dost meclisinde kabul ettiğiniz için. Neden Grabovoi'yi anlatmak istedim? Evet bilimsel bir öğreti. Evet Grabovoi'den bahsedeceğim ama önce kendi hikayemi söyleyeyim Grabovoi ile ilgili. Tabii ki bana da ilk sayıları kullanmaya başladığımda yaklaşık 2,5 sene önce sadece sayıdan medet umacağım. Yani bir sayı söyleyeceğim ve benim hayatıma Sen para gelecek. de onlar gibi, canlar gibi düşündün o zaman. Evet. Yani 2,5-3 sene önce böyle düşünüyordum. Ama istemsiz bir şekilde de Mukaddes Hocam bu sayıları kullanmak istiyorum. Ve bir gün bir hocam diyeyim böyle spor aktiviteleri birlikte gerçekleştirdiğimiz hocamla böyle yürüyüş esnasında dedi ki ya ilişki hayatım böyle kötü gidiyor işte hayatımda mucizeler olmuyor. Ben de dedim ki ya 7-7-7 de sadece bunu söyle. Çok tıkanıksa hayatında 5-2-0-2-5 diye tekrar edebilirsin. Bak bakalım neler oluyor dedim. Ama ben zaten her olanda sizin de dediğiniz gibi hani C vitamininde değil de zaten onun nereden geldiğini biliyoruz ya. Bu anlamda söyledim.
Ve o gerçekten gitmiş ve yapmış. Ertesi gün beni aradı. Dedi ki yani ben dün akşam evlenme teklifi aldım. Ve ben evleniyorum. Dedim ki yani evet ben de kullanıyorum ama onun titreşimi o kadar uyumluymuş ki bunun için bir anda hayatımda o mucizeyi anda gerçekleştirmiş. Zaten talep ettiğimiz yer belli. Dedim ki ben biraz araştırayım Grabovoi kimdir, bu sayılar nasıl hayatımıza geliyor. Araştırdıktan sonra tabii işte bir eğitmenlik yolculuğum başladı. Eğitmenliğin içerisine girdiğimde de şunu söylemek istiyorum. Grabovoi bilgileri, sayıları onu anlatmadan ve ben biraz bugün algı ve konsantrasyon teknikleri yani bugün buraya katılan canlılar kendileri neler yapabilir? Ya da ben bu sayıyı tekrar ediyorum ama bende neden olmuyor? Benim hayatıma etkisi işte sizin verdiğiniz örnekteki gibi değil derse işte bu noktaya birazcık daha değinmek istiyorum. Eğitime girdiğimde ve aldığımda şunu gördüm. Okudukça bu kitapları, öğrendikçe, sayıları tekrar ettikçe, sizin söylediğiniz gibi telepati günleri bahsedeceğim Grabovoi ile ilgili. Kullandıkça o semboller yerleştikçe titreşimimiz ve algı alanımız yükseliyor. Evet farklı sistemler kullanıyoruz, teknikler kullanıyoruz. Aslında hepsinin gittiği ve vardığı yer aynı ama bu kafamın üzerinde, kendimce o zamanlarki algımda söylüyorum, kafamın üzerinde bir şeyler yükseliyor. Ve bu yükselen titreşimle farklı açılımlar yaşamaya başlıyorum. Okudukça her seferinde o ismin farklı dillerdeki tercümesi sanki. Onu algılamaya başlıyorum. Peki kim bu adam? Yani Doktor Grigori Grabovoi, Rusya'nın Kazak bölgesinde doğmuş bir bilim insanı. Bunu biliyoruz ve matematik, fizik alanında profesörlük unvanını almış. Rusya Acil Savunma Bakanlığı'nda optik kameralarla deneyler gerçekleştirmiş, kabul ettirmiş. Birleşmiş Milletler Kütüphanesi'nde kitapları olan, ki bu kitaplar çok kıymetli jürilerden geçip de oraya yerleşmiş bir bilim insanı. Ve 14 Kasım doğumlu. Ve biz 14 Kasım'da hiçbir şey bilmeden Grabovoi ile işte o sayı sekansını tekrar ederek aslında sayı sekansı bilmesek bile konsantrasyon dediğimiz tekniklerle yani odaklanarak Grabovoi'ye bağlanabiliyoruz. Dedim ki o zaman ben bir bu telepatik süreci deneyimliyim. Ve gerçekten ayın 14'ünde 2,5 sene önce yolculuk başlamadan önce sembolleri de bu arada hiç biliyorum ama kullanmışlığım yok. Yani o konu alanında. Ve bana direkt sembol olarak gelen o görüntüyle beraber benim bu ilahi zamanlama yolculuğum başladı. O yüzden hepimiz için belki an bu an, zaman bu zaman o sayıların sadece titreşimsel değil, frekans olarak da bizim bilinçaltımızı geliştirebileceğini, bize katkı sağlayabileceğini anlamamız. Çünkü Grabovoi diyor ki bir olayın bizim gerçekliğimizdeki algı alanımızdaki görüntüsüyle aslında olandaki görüntü farklı olabilir. Bunu aslında hayatımızın birçok noktasında yaşıyoruz. Belki çok ufacık bir sorun yaşıyoruz ama algı alanımızda çok büyüttüğümüz için, korku frekansına geçtiğimiz için işte o sayıyı tekrar ettim ama olmadı dediğimiz nokta bizim için başlamış oluyor. Konsantrasyon dediğimiz şey hep bahsediyoruz. Anda kalmak, odaklanmak, o anı yaşamak. O anı yaşarken işte biz gözlerimiz sabit, açık bir şekilde hiçbir şey düşünmeden bir noktaya yayının sonunda da arzu ederseniz bir o çok basit hep beraber kullanabileceğimiz o tekniği göstermek istiyorum katkı olsun diye. Sadece Gösterelim, bir de yayın sonunda pratik bazı önemli sayıları da verelim. Olur mu? Evet, onları da hazırladım. Şöyle, Grabovoi'nin 23 binden fazla, yani 30 bine yakın neredeyse sayı sekansı mevcut. Ve ben diyorum ki bu sayı sekanslarını ezberlememize gerek yok. Çünkü Grabovoi'nin o konuyla ilgili sayı sekansına aktive ediyorum dediğimiz andan itibaren bilinç ve algı alanımız bunu direkt algılıyor ve sayı bizim hayatımızda, yani sayının titreşimi bizim hayatımızda etki etmeye başlıyor. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Sayılarla aslında rakamları tekrar ederek değil belki de rakamları gözümüzün önünde canlandırarak, rakamları canlandırmasak bile rakamı kullanmak istediğimiz konuyu
imgeleyerek bile gerçekleştirebiliyoruz. Bir arkadaşım çocuğuyla beraber yurt dışına bir seyahate gitti bundan önce ve öksürükle ilgili sayı sekansı için bana yazmış. Ve ben diyorum sayı sekanslarını her zaman algoritmik olarak kullanın. Algoritmik olarak kullanmak ne demek? Evet, 5, 2, 0, 2, 5'i tüm tıkanıklıklarda kullanabiliriz. Odaklanarak kullanabiliriz. Ama bundan önce bizim kullandığımız bir yaratıcıya bağlanma sayı sekansı var. Mutlaka bunu not edin. Bu sayı sekansını küresel kurtuluşu anlatacağım ama öncelikle bir yaratıcıya bağlanalım. Yani oraya bir odaklanalım ve diyelim ki 1, 1, 9, 8, 1. Tamamen yaratıcıyla bir ve bütün olduğumuzu imgeleyelim. Neden? Çünkü zaten bizim algı alanımızda bir yaradan var. Ondan istiyoruz. Bunu biliyoruz ama bu tekniği kullanıyorsak bu tekniğin yaradana bağlanma sayı sekansını da ilk başına yazalım. O imgeleme, konsantrasyon yapacağımız konuyla ilgili. Daha sonra bizim bulunduğumuz yerde o sorunun çözümüne dayalı olarak direnç gösterdiğimiz noktalar olabilir. O zaman diyorum ki hemen o yaradana bağlanmanın altına direnç sayısını koyalım. 9, 1, 6, 8, 8. Bu iki sayıyı ezberledikten sonra siz o an o hastalıkla ilgili sayıyı unutmuş olabilirsiniz. Parayla ilgili gelir sayısı sekansını unutmuş olabilirsiniz. Cilt gençleştirme, ev alma sayısı sekansını o an hatırlamayabilirsiniz. Ama bu sayıları ve sonrasında o talep ettiğiniz yani olmasını istediğiniz şeyle ilgili sayı söyledikten sonra ben şöyle kullanıyorum. Sadece aktive ediyorum demiyorum. Çünkü Grabovoi'nin sisteminde bilimsel öğretisinde sadece mikro kurtuluş değil, makro ve mikro kurtuluş diyor. Yani bütünün kurtulmasıyla hepimizin kurtulacağından bahsediyor. O yüzden diyorum Kesinlikle. ki Kesinlikle. kendi ve herkes için, bu çok önemli, kendim ve herkes için şimdi ve sonsuzda bu sayı sekansını aktive ediyorum. Ya bu şekilde kullanmak hem size iyi gelecek hem sizin titreşiminizi yükseltecek. Çünkü benim öyle oluyor ve kullandığım, önerdiğim herkeste de bu algıyı yaratıyor. Aktive ediyorum yerine kendim ve herkes için bütünün hayrına şimdi ve sonsuzda bu sayı sekansını aktive ediyorum. Bir defa bunu söyledikten sonra siz istediğiniz kadar her şeyin mümkün sayısını söyleyebilirsiniz. Olumsuzu olumluya çevirme sayısını da söyleyebilirsiniz. Hastalıkla ilgili bir sayı sekansı varsa onu söyleyebilirsiniz. Unuttuysak dediğim gibi sadece onu imgeleyerek söyleyebilirsiniz. Buradaki önemli nokta bir tanesi az önce söylediğim algı alanımızdaki gerçekliğin ne olduğunu anlamak. O korku frekansına geçtiğimiz zaman sayılar evet ben bir yıldır bu sayıyı söylüyorum ya da 3 aydır bu sayıyı söylüyorum ama o etkiyi bahsettiğiniz ya da geri dönüş bildiren danışandaki etkiyi, sosyal medyadaki etkiyi göremedim. Çünkü korkuyorsun. Çünkü sayılardan mucizenin gerçekleşmesine dair o direnci orada o kolektif düşünceyi değiştirmemişsin. Ama bunu değiştirdiğimiz zaman ki bunu yapabiliriz. Her şey mümkün sahasındayız. Değiştirdiğimiz zaman anda açılıyor. Özellikle sayı sekanslarını sabah kalktığınızda o kendimizi ya da en mutlu hissettiğimiz anda tekrar edersek sayı sekansları bizim hayatımızda daha fazla etki eder. Neden? Güne güzel başladığınızda, motivasyonunuz yüksek olduğunda, sizin enerjiniz yüksek olduğunda hep olumlu şeyler denk gelir. Negatif başladığımızda güne ya da böyle kendimizi gergin hissettiğimizde ya her şey arka arkaya mı geldi diye tekrar ettiğimiz olmuştur. İşte bu yüzden sayıları mutluyken, enerjiniz yüksekken tekrar etmek de bizim için çok çok önemli. Her sayının, herkesin alanındaki gerçekleşme oranı farklı. Çünkü ben bambaşka bir insanım. Ayşe çok bambaşka bir insan. Ahmet çok daha başka bir insan. Yaşanmışlıklarımız da başka olduğu için, inanç şekillerimiz ve anılarımız da başka olduğu için gerçekleşme süresi de başka. Ama biz buna algı alanımızda ve bilincimizde ne kadar çok gerçekleşeceğine inanırsak o kadar titreşimimiz yükselir. Peki algı alanı diyoruz ama ben bu algı alanını nereden bileceğim? Kendim bunu nasıl deneyimleyebilirim?
Grabovoi'nin küresel kurtuluşla uyumlu gelişim ve bilgi taşıma sistemi diye iki tane patentli sistemi var. Ama bunun dışında ben günlük hayatımdan bir yaratıcı olduğunu biliyorum. Bu öğretinin, bu sayı dizilerinin yaradandan gelen Grabovoi'nin kanallık bilgisini aldığı sayılar olduğunu ve titreşimi değiştirebildiğini biliyorum. Ve bu titreşimi bana diyor ki gümüşümsü beyaz renkte bir ışıltı olarak hayal et, imgele, buna odaklan, konsantre ol. Peki ben bu konsantrasyonu nasıl gerçekleştireceğim? Hemen kafamın üzerinde böyle bir algı alanımın olduğunu, bu aura bedenimizden hep bahsediyoruz ama bu algı bilincimizin, üst bilincimizin olduğu yerde gümüşümsü beyaz renkte bir kürenin olduğunu ve bu kürede 1.1.9.8.1 dediğim anda bağlandığımı ve buradan bana sonsuzluk bilgisini, yani o yaratıcı enerjideki bilginin aktığını konsantre olabiliyorum, aktığına konsantre oluyorum, imgeliyorum ve bunu imgeledikten sonra gözleri açık, sadece odaklanarak, sadece sabit bakarak o hayatıma çekmek istediğim konuyu tezahür ettirebiliyorum. Burada en önemli olan şey bizim o algı alanımızı sürekli olarak deneyimlemek. Ben şunu yapın diyorum. Sadece 3 gün boyunca elinizin böyle kafanızdan böyle bir karış bile değil, yarım karış yukarıda bir alanda, çünkü 50 santim mesafe diyor Grabovoi. Bir karışa yakın bir alanda böyle bir küre olduğunu, bir lamba olduğunu düşünün. Çünkü herkes görsel olarak gözleri açık bir şekilde imgeleyemeyebiliyor başlangıçta. Burada bu küreyi taşıdığınızı düşünün. Tıpkı o nezaket eğitimlerindeki yürüyüş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü imgelemek, bir şeyin yerine başka bir şey kodlamak bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Burada bu küreyi imgeleyin ve o kürenin her gün bir önceki günden daha da büyüdüğünü imgeleyin. Sadece bunu yapın başta. Sonra bu kürenin içerisine sayı sekansını yerleştirin. 1, 1, 9, 8, 1. Yaratıcıya bağlandık. Bu bizim için en önemlisi. Çünkü 23 binden fazla, yani 30 bine yakın sayıdan bahsediyorum. 250 binden fazla telif hakkı kayıtlı seminerden bahsediyorum. Bunların belki hepsini aynı anda algı alanımızda saklamamız, tutmamız kolay olmayabilir. O yüzden biz yaratıcıya bağlandık. 1.1.9.8.1'i tekrar ettik 3 gün boyunca. Diğer 3 gün boyunca bu yaradana bağlanma sayısının yanında 9, 1, 6, 8, 8'i tekrar edin. Sadece bu diğer 3 günde bunu yapın. 6'ya tamamladık. Bu 6'ya tamamladığımız zaman tamam olduk. Ondan sonra siz hangi sayı istiyorsanız sosyal medyadan bunu araştırabiliriz. Ya da ben bugün birçok sayıyı hazırladım. Kendi bildiklerimin dışında DM'den çok fazla gelmiş, şu sayıyı paylaşır mısınız diye. Onları da not aldım, katkı olsun diye. Bu sayıları kullanabilirsiniz. Sayılardaki en önemli özellik, sayıyı okurken olabilir yanlış okuyabiliriz, hızlı okuyabiliriz, yavaş okuyabiliriz. Grabovoi diyor ki ritmik okuyalım. Yani 1, 1, 9, 8, 1. Şimdi ve sonsuzda kendim ve herkes için aktive ediyorum. Şey Bunu soracağım Zeynep. tabii ki hocam. Bu tek tek okunuyor. Bunlar mesela 21, 33 falan diye okunuyor mu? Bir de aralarında boşluklar var. O ne ifade ediyor? Şimdi bu sayıları dilediğimiz kadar okuyabiliriz. Ama sayılara 30 saniye kadar odaklanmak hem farklı araştırma konularında hem de Grabovoi'de 30 saniye odaklanmak o konsantrasyon tekniğinin daha etkili olacağından bize bahsediyor. Sayıların arasında boşluk olduğunda yarım nefes kadar, yani 5, 1, 9 boşluk, 7, 1, 4, 8. Orada sadece yarım nefes kadar bir es vermemiz bizim için yeterli. Ama ben şunu yapın diyorum. O boşluklarda hangi konuyu imgelemek istiyorsanız, yani hangi konuyu hayatınıza çekmek istiyorsanız onu hayal edin. İşte bizim Joker olarak kullandığımız her şey mümkün sayısı. 5, 1, 9, yarım nefes es verdim. 7, 1, 4, 8. O arada hayal ederken ne yapmak istiyorsam, ev almak istiyorum, araba almak istiyorum.
yaratıcıyla daha bir ve bütün olmak istiyorum. Bugün duru görüş sayısını da çokça talep etmişler. Onunla ilgili bir açıklama yapıp ondan sonra o sayıyı da ileteceğim. O noktada talep ettiğimiz şeyi imgelememiz, hayal etmemiz bizim için yeterli. Sadece Grabovoi'deki bu konsantrasyon konusu bazen Mukaddes Hocam kafa karıştırabiliyor. Çünkü biz hep meditatif halde, yani dua ederken de ya da Teta'da meditasyon yaparken de, bilinç altında da aynı şekilde meditasyon yaparken de, gözü kapalı o sesten faydalanırken de gözü kapalı yapmaya alışkın olduğumuz için Grabovoi'nin konsantrasyon tekniklerinde gözlerimiz açık yapıyoruz bunu. Ve burada yine böyle bir kolaylık olması adına sadece konsantrasyon teknikleriyle değil, sabah kalktık. Eğer denize olan bir şehirde yaşıyorsak, işe giderken denizi gördük. Denizindeki ufuk çizgisini gördük. Deniz yoksa yaşadığımız şehirde, gökyüzüne bakarak yine orada bir ufuk çizgisini gözümüze kestirerek sadece 5, 2, 0, 2, 5. Bu sayıyı tekrar edin. O ufuk çizgisinin hemen üstünde, yani bir tık böyle arkasına gelebilecek şekilde imgelememiz bizim hayatımızda çok fazla değişim ve dönüşümler yaratacaktır. Bununla ilgili çok fazla böyle geri dönüş alıyorum. Bir danışanım bunu her yaptığı günü gün gün yazmış. Yani bunun bir gün sınırlaması yok bu arada. Okuma sınırlaması yok. Dilediğimiz kadar okuyabiliyoruz. Sadece daha etkili olması açısından gümüşümsü bu not aldığımız kağıtları, böyle gri, simli, gümüş renkli kağıtlar tercih edebiliriz. Ya da Grabovoi bu sayıları yazarken mavi kalem kullanmamızı öneriyor bize. Mavi kalem kullanabiliriz. Ama hani mavi kalem yoktu o anda, kırmızı ya da siyahla yazdık, bizim için başka farklı bir etken mi? Değil, yapabiliriz. Bunu Mavi sadece bu konuların... frekansını kullanıyor Evet. sanıyorum. Çünkü boğaz çakrasının rengidir mavi. Evet. Onun dışında bu ufuk çizgisi tekniği dediğim gibi oldukça etkilidir. Sularımızın üzerine teşekkür ederek bu sayı sekanslarını su şişelerimizin üzerine yazabiliriz. Bu noktada plastik şişeye yazabilir miyiz diyorlar ama kullanılmamasını öneriyorum. Cam şişenin üzerine böyle küçük beyaz etiketlerle, mavi kalemlerle yazıp o suyun titreşiminin değiştiğini böyle görsellerle atan takipçiler oluyor. Çok da mutlu oluyorum burada. Ama burada teşekkür edilmesi de yine bizim için böyle bolca katkı sağlıyor. Bu noktada birkaç tane izniniz olsa sayı sekansı vermek istiyorum. Not etmek isterlerse de. Şimdi Canlar öncelikle panik olmayın. Videoyu şey yapacağım, kaydedeceğim. Oradan tekrar izleme şansına sahip olacaksınız. Yarın saat 20'de de YouTube kanalında olacak. YouTube kanalında durdura 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 izleyebilirsiniz sevgili canlar. Evet. gitmiyorum değil mi Yok yok, Mukaddes Hocam? iyi Biraz... iyi. İyi çünkü çok şey anlat. Tekrar izlesinler. Hani Tamam belki hocam. kaçırabilirler. Panik yok. Ben buraya en çok kullandıklarımı kendim günlük hayatımda not aldım. Biraz da böyle DM'den gelenleri de not aldım. Ben sabah kalkıyorum. Yayının başından beri söylediğim gibi 1, 1, 9, 8, 1 sayısını söylüyorum. Sonra 9, 1, 6, 8, 8 sayısını söylüyorum. Ve bu iki sayıyı söyledikten sonra diyorum ki şimdi ve sonsuzda kendim ve herkes için aktive ediyorum diyorum. Ve sonra her şey mümkün sayısını söylüyorum. Not almak isteyenler için bu sayıyı ve diğerler için tekrar edeceğim. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Yarım nefes kadar orada. Dediğim kadar es vermem yeterli oluyor benim için. Hemen arkasına evrensel şifa sayısını tekrar ediyorum ben. Çünkü kendimin ve bütünün sağlıklı olması için. Bu sağlıktaki imgelediğim, yani konsantre olduğum şey sadece bedensel değil, bedensel ve ruhsal sağlığım için. Bedensel ve ruhsal sağlığımız için bu sayıyı tekrar ediyorum. 3, 3, 9, 6, 8, 1, 5. Bu sayı bizim hastalıklarda kullandığımız mucizevi bir sayı sekansı. Hemen arkasından
aura ve çakra sayısını söylüyorum. Bu iki sayıyla beraber güne başlıyorum. Aura sayısını tekrar ediyorum. 9, 1, 1, 1, 9, 9, 1, 9, 1, 1, 1. Çakra sayısını söylüyorum. 8, 8, 8, 8, 4 tane 8, 9, 8, 8, 8, 8, yine 4 tane 8, 7, 8, 8, 8, 8. Bu sayıyı bir kez daha tekrar ediyorum. 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8. Şimdi ve sonsuzda kendin, bütün ve şu an tüm yayına katılanlar için aktive ediyorum bu sayıyı. Bunun dışında bizim bozulan hayatımızda böyle ters giden şeyler için aynı zamanda rehberlik almak istediğimiz konularda kullandığımız bir sayımız var. Çok pratik bir sayı. Bununla ilgili bir deneyim de paylaşmak istiyorum. 4, 4, 4 sayısı. Bu sayıyı böyle bozulan teknolojik eşyalarımızda, evimizin içerisinde, iş yerimizde oldukça fazla kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bu sayı bizim ruhsal rehberlik almamıza yarayan da bir sayı sekansı. Peki bu ruhsal rehberliği nasıl kullanabiliriz? Çok sıkıştığımız bir durumda, çözüm aradığımız bir noktada ve bu çözümü bulamadığımız, kimseden cevap alamadığımız noktada 4, 4, 4 sayısını kullanabiliyoruz. Şöyle bir durum olmuştu. Yabancı bir danışanla beraber, bu aslında bir farklı sektördeki bir görüşme, normal arkadaş ortamında görüşmeden sonra araçlarımız otoparkta kaldı. Elektrikler yok ve kişi aracı otoparkta olduğu için çıkamıyor bir türlü. Dedim ki otoparka sadece parmağını koyarak 4, 4, 4 sayısını bir tekrar et bakalım ne olacak dedim. Ya dedi ki hani sayılar tekrar edilerek olur mu? Bunu söyleyen kişi bu arada Grabovoi'yi biliyor. Rus. Ve o günün konusu da Grabovoi'ydi, yani sohbetimizin konusu da oydu. Ama senin için deneyeceğim dedi. Ve parmağını gerçekten otoparkın anahtar, yani o otomatik kapı anahtarının olduğu yere odaklanarak koydu. 4 4, 4 sayısını tekrar etti. Yanımızda başka olaya şahit olan insanlar da var. Ve kapı kendiliğinden açıldı. Neden açıldı? Çünkü onun titreşimi Grabovoi ya da o an onun olup olmayacağıyla değil. Ben bir sayı söyledim ve tamamen ona odaklanarak, onun gerçekleştireceği mucizeye odaklanarak bunu denedi. Olacak mı? Olmayacak mı? Grabovoi bunu bu bilinç alanına nasıl erişti, bu kanallık ona nasıl geldi gibi düşüncelerin hiçbiri yoktu onda o an. O an sadece sayı deneyimlemek istedi ve yaratıcıdan bunu talep etti. Bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak bu, hani telefonu icat edenden, işte Einstein'dan, Edison'dan, elektriği bulandan, Tesla'dan, yani bütün bunların hepsi, hakikaten hiçbirisi, hiçbir bilim insanı Allah'ın izni olmadan hiçbir şey bulamaz, hiçbir şey yapamaz. Yani Christopher Bernard ilk kalp ameliyatını yapamazdı Allah'ın izniyle. Hakikaten eğer bunlar da alınabildiyse onun izniyle, onun bilgisiyle. Çünkü çalışıyor, istiyor, talep ediyor, bir şey bilmek istiyor. Yani sadece bu şeye, yani İslam inancı olan insanlara ya da inanç Hristiyan olana ya da Yahudi olana değil. Yani inanç sahibi de olmasa bir şekilde Allah her şeyi, herkesi aracı kılabilir. Bu çok önemli bir şey. Yeter ki kanallık olayları önemli. Kanallık olayları önemli ama bu sayılar. Sayılar zaten çok önemli. Yaratımda Allah'ın sistemi kurarken kullandığı malzemeler. O sonsuz matematikçi Rabbimizin kullandığı sayılar. Evet güzel canım. Buyur. Kesinlikle Mukaddes Hocam. Bilim, yani ben bilim
hani alanım bilimle alakalı, matematik alanından mezun değilim. Sözel bir alandan mezunum ama her zaman şunu söylüyorum. Bilim çok önemli. Yani bizi destekleyen, beni destekleyen bir şey. Grabovoi sayılarını kullanıyorum, sayı sekanslarını kullanıyorum. Ama buna sizin de dediğiniz gibi yaratıcının izniyle, onun kanallığıyla gerçekten bunu isteyen, bunu talep eden kişiye geliyor. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir şey yapmadan sadece bu sayıları kullanarak para ve gelir elde edebilir miyim? Olmaz. Lütfen, ya yani bu algı hangi Evet. teknikle olursa olsun. Bir de Zeynep şirk olur. Yani Evet. şimdi 5-2-0, 5-2-0 deyip yani onun para getireceğine inanmak ve onu yani sanki öyle bir şey olur mu? 5-2-0 sadece bir sayı. Allah'ın geometrisinden gelen, Allah'ın sayılarından gelen, onun yine yarattığı şeyler. Sadece sayı diyemeyiz aslında onlara. Onu sadece kullanabilirsin, değil mi? Aynen Bu yani. öyle hocam. Ben bu tekniklerin hepsinin neden ömrüm olduğunca öğrenip Ben daha fazla gelişip de çok daha fazla... bilmiyorum. Bu arada çok özür dilerim. Bildiğim bir şey değil. Bunlar benim yorumlarım canlar. Ben bilmiyorum bu sayıları. Ben sadece yorum yapıyorum şu anda yüksek sesle. Yanıltmak istemiyorum size. Şunu demek Evet. istiyorum. Katılıyorum şu noktada. Bu teknikleri neden öğreniyoruz? Arapça dua etmişim, Türkçe dua etmişim, İngilizce dua etmişim. Dua ettiğim yer ya da makam, merci tek. Evet. Grabovoi kullanmışım, teta kullanmışım, caz kullanmışım ya da bambaşka teknikler kullanmışım. Sabahları gece teheccüde kalkmışım. Aslında ulaştığım ve ulaşmak istediğim, talep ettiğim yer tek. Burada netim, yani burada hiçbir farklılık olamaz. Bunlar sadece kalemler. Renkli kalemler. Bir tanesinde kırmızıyla yazıyorum. Dileğimi, niyetimi, talebimi. Birinde mavi, birinde griyle yazıyorum. Grabovoi'nin olayı bazılarımız gerçekten somut veriler görmek istiyor. Biliyorsunuz işte bu titreşim cihazları, rezonanslar. Neden gidiyoruz görmek istiyoruz? Neden sayfalarca o kağıdı ya da işte bize gelen online veri dokümana sahip olmak istiyoruz? Görmek istiyoruz bizimle ilgili ne olduğunu. Belki bu anlamda sayılar biraz daha böyle kişilere etki ediyor. O algı alanında gerçekliğini yükseltiyor. Ama merci de bunlar sadece tıpkı o 12'li kuru kalemlerdeki boyalar gibi. Siz hangisini seçersiniz? Yani gece teheccüde kalkmakta ki hepsini seçin bence. Yani varsa bu kadar bilgi neden öğrenip neden paylaşmayalım? Neden katkı olmayalım? Burada bu telepati olayı aslında ondan şimdi öyle geldi. Telepati olayı bizim aslında gecenin o üçte birinde kalktığımızda yaptığımız, yaydığımız frekansla titreşimle aynı şey. Birinde saat 10 ile 11 arası her ayın 14'ünde yapıyorum. Grabovoi'de. Diğerinde gecenin 3'te eşdeğer tutmuyorum burada. Sadece o konuda bir açıklama yapayım. Eşdeğer değil. Sadece tekniği ben 10 ile 11 arasında kullandım. Kalbi olan şeyi gecenin 3'te 2'sinde kalktım kullandım. Yani seçim bizim özgür irademize bağlı. Nereden geldik buraya? Gelirden. Bu soru çok soruluyor Mukaddes Hocam. Ben hiçbir şey yapmayayım ya da çok eleştiriliyor. İkisi de var. O her şeyin olduğundaki gibi. Benim çalışıp çok çalışmayabilirim. Bana kolay gelen, zevkli gelen, rahat edeceğim bir işte çalışabilirim. Hayatın akışı bana kolay gelebilir. Yani kolaylıkla yapabileceğim bir işte çalışabilirim. Ama muhakkak ki bir emek vermeliyim. Bu benim yorumum bu arada. Yine Peygamber Efendimiz'in kıssası çok hoşuma gidiyor. Namaz vakti namaza giderken, geçerken böyle yoldaki iki kişinin birine selam vermeden geçiyor. Dönerken selam veriyor. Soruyorlar neden diye. Diyor ki giderken sadece oturuyordu, dönerken toprağa eşeliyordu. Bir şey yapıyordu. O toprağa eşelemesi bile orada bir algı alanı yaratıyor. Bir emek gerekiyor. Bu sadece kolaylaşır. Zorlanma deneyimi yaşamak zorunda değiliz. Birileri tarafından
çok çalışıp az kazanma deneyimi yaşamak zorunda değiliz. Ama şu algıya lütfen kapılmayalım. Bu his yüklemeleri için de geçerli. Ben evde oturayım, ellerimi kollarımı bağlayayım. 52025 sayısını söyleyeyim. Şu var, yaratıcının sonsuz kaynakları var. Ben sadece maaşım, gelirim olan yerden para kazanmak durumunda değilim. Çok bam ki bu deneyimleri çok yaşadım gerçekten. Yaşıyorum da böyle bir sürü öğrencimde, takipçimde. Hiç olmayan bir yerden çok yüklü miktarda banka hesabına para gelen var. Miras kalan var. Ama orada kaynaklar sonsuz, evet, ama çalışmak ve emek çok önemli bir şey. Bugün burada bulunuyorum neden? Bir katkı sağlamak için. Bu sayıları öğrenmek de bir emek. Ezberleyebildiklerim ya da hepsini ezberlemek durumunda değiliz. Bir kağıda yazabiliriz. Kağıda yazmak da bir emek. Bu emeğe vermezsen burada bu katkıyı sağlayamam. Gelir de böyle. Bunun dışında aşk olarak çok soruluyor. Zayıflamayı da unutma. Bu arada Tamam. zayıflamayı çok sordular. Evet. Zayıflamayı da söyleyeceğim. Aşk için en pratiği şunu yapın diyorum. Aslında aşk olarak değil, sevgi olarak konsantre olun. Yani sadece tutku değil. Bu benim algı alanımdan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü aşk deyince çok bambaşka bir şey algılıyorum ben. Sevgi deyince daha insani o hazzı algılıyorum ama 9, 3, 8. Bizim hayatımızın sevgi anlamında, aşkı çekmek anlamında pratik olan sayı sekansı. Şimdi ideal kiloda hemen onunla ilgili bir sayı söyleyeyim. 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2. Şimdi ve sonsuzda kendimi herkes için aktive ediyorum. Bu kilo sayısı, yani ideal kilo sayısı çok önemli. Neden ideal kilo? Belki benim beden yapıma, beden sağlığıma ben 55 kilo olmak istiyorum. Ama 55 kilo uygun değil. 55 kilo olduğumda vitamin değerlerim belki düşük olacak. Belki görünsel olarak, omurga sistemi olarak olmaması gereken bir durumla karşılaşacağım. O yüzden ideal kilo sayısını kullanmak çok önemli. Olmamız gereken formda olmamız bizim için çok önemli. Bir de şimdi iki tane çok çok önemli sayı vereceğim. Hatta üç tane sayı. Bunlar aynı zamanda gençleşme içinde gerçekten kullanıp, özellikle bu kendimde deneyimleyip de böyle o listeme çokça dahil etmiştim ilk zamanlarda. Bizim hücre uyumumuzla, yani DNA ve RNA'mızla uyumlu olan sayılar. Bunları tekrar ettiğimiz zaman gerçekten o cilt alanında da hücre alanında da farklılıkları gözlemleyebiliyoruz. Çokça da gözlemledim bunu takipçilerimde. DNA sayısı 8, 9, 4, 7, 8, 1. RNA sayısı aktive olması için 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 8, 9, 4, 8. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var. Bizim kullandığımız, az önce dediniz ya, ona da ithafen olsun bu. Hani o bilgilerin geldiği yer neresi diye. DNA, yani o hücre sayımızdaki tek bir rakamın değişmesi bizim duru görümüzü arttıran duru görü sayı sekansını veriyor. Bu sayı da 8, 9, 4, 7, 9, 1. Bu sayı bizim yani oradaki 8 ile 7'nin yer değişmesiyle bir tanesinde DNA sayısı aktivasyonu, bir tanesi de duru görümüzü, üçüncü gözümüz daha aktif kullanmamızı sağlayan sayı haline geliyor. Ben şunu da şöyle deneyimlemiştim. İlk bu arada her ayın 14, yani Grigori Grabovoi'nin doğum tarihinde nerede yaşıyorsak yaşayalım, saat 10 ile 11 arasında, yani Amerika'da da yaşıyorsak, Almanya'da yaşıyorsak, Türkiye'de yaşıyorsak, kendi bulunduğumuz ülkenin, şehrin yerel saatinde 10 ile 11 arasında Grigori Grabovoi ile telepatik iletişim kurabiliyoruz. Her ayın 14'ünde. İlk telepatik iletişim kurduğumda bana bir sembolindi. Ama ben tabii o sembolü o an algılayamadım. Yani bundan 3 sene önce kadardı. Algılayamadım. Sonra bu DNA, RNA ve duru görü sayısını kullanmaya başladım. Yine bir ayın 14'ünde telepati sayısı, hemen onu da
buradaki canlara ileteyim. 3, 5, 8, 2, 2, 9, 5. Bizim kullandığımız telepati sayı sekansı. Bu sayı sekansını söyledikten sonra bana şunu söyledim sadece. Bana ilerlemem için, daha fazla ilmi bilgi kazanabilmem için sayı sekansı lütfen. Sadece bunu söyledim. O anda belli sayıları gördüm, gözlemledim, hissettim diyeyim daha doğrusu. O sayıları da kullanmaya başladım. Bu telepati ile ilgili şu da geliyor. Acil bir benim sorunum var ve cevap almak istiyorum ve ben Grabovoi'den cevap almak istiyorum. Acaba bu olay gerçek mi? Çünkü gerçekliğine bu alanlarla ilgilenmiyorsak erişemeyebiliriz. Gerçek mi değil mi? O zaman şunu kullanmalarını öneriyorum. 4, 1, 7, 5, 8, 4, 2, 1, 7, 8, 8, 8. Bu sayıyı, iki sayıyı her ayın 14'ünde bulunduğunuz yerin yerel saatiyle 10 ile 11 arasında Grabovoi'ye telepatik olarak bağlanmak için kullanabiliriz. Yine her gün içerisinde, bu benim gün içerisinde çokça aklıma geliyor. Nasıl ki korunma duası okuyorsam 8, 8, 8, 8. Bu ilahi korunma sayısını da trafikte, bir yerden bir yere giderken, bir görüşmeye giderken bu sayıyı çokça fazla kullanıyorum. Ve bu sayıyla rehberlik aldığım, yani yönlendirme, buradaki rehberlikten kastım yönlendirme aldığımı, gitmem gereken yerin doğru yer olup olmadığı, yaptığım o çalışmanın ya da planlamanın doğru olup olmadığını Yaradan'a sorarken bu sayıyı tekrar ediyorum ve diyorum ki şimdi ve sonsuzda kendimi herkes için aktive ediyorum. Kendimi herkes için aktive etmek de aslında dualarımızı nasıl ki toplu yapıyoruz böyle. Herkes için, bütüne katkı olması için yapıyoruz da sadece kendimizi düşünmüyoruz. Burada da Grabovoi'nin olayı herkesin kurtuluşu. Çünkü diyor ki Grabovoi geçmiş için kaygıları, o endişeleri, geleceğin kaygıları, endişeleri, geçmişteki o üzüntüler aslında bizim şimdiki ana odaklanmamızı engelliyor. Yani bir saniyenin 10 üzeri eksi 17'sindeki hıza eriştiğimiz zaman aslında geçmiş, gelecek ve ortada duran şimdi arasında bir fark olmadığını ve bunların bütünleştiğini gözlemleyebiliriz. Birçok teknikte de zaten bununla benzer eşdeğer verilerden bahsediliyor. Yine bu noktada çok böyle dağ köyü gibi bir yerde bir arkadaşımız tedaviye gidiyor. Böyle kırıkçı, çıkıkçı gibi böyle omurga sisteminde olan bir sorunla ilgili tedaviye gidiyor. Ve tedaviye gittiğinde işte kapıda bir sürü insanlar var, gelmişler. O kişiye muayene olup işte dertlerine deva bulmak için içeriye giriyor. Bu arada arkadaşımız da bu sayı sekanslarını oldukça fazla hayatında kullanıyor. Konuyu açıyor ve Grabovoi'den bahsediyorlar. Ve oradaki o şahıs Grabovoi'yi biliyor. Diyor ki sen bu sayı sekanslarını, bu iskelet sisteminin sayılarını gerçekten odaklanarak o algı alanında kullandın mı? Eğer sen bunları bu titreşimle, bu algıyla, bu bilinçle, bilincini yükseltme, çünkü Grabovoi'nin bu bilimsel öğretilerindeki ana amaç, bu bilincini yükselttiğin zaman zaten bunlar sana etki edecektir diyor. Beni orada en çok şaşırtan şey bahsettiği yer gerçekten çok ücra bir nokta. Televizyon yok oradaki ortamdan anlattığı, herhangi bir iletişim aracı yok ve çok normal bir telefon kullanıyordu. Nasıl olur da Grabovoi bilimsel öğretilerini bilebilir diyor. Bilgi bir şekilde insana akıyor. Talep edene, isteyene o işaret önüne geliyor diye düşünüyorum Mukaddes Hocam. Bir de bu bahsettiğimiz ufuk çizgisinin dışında, yani ben sabah işe giderken bir anda kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum, otobüse yetişeceğim, olacak bu olacak diyorsak eğer, akşam evdeyiz, sakince oturduk, herkes yattı, yemeğimiz, çayımız, her şey bitti. Böyle rahatlamak istediğimiz bir anda, odamızdaki en uzak noktaya, yani
algı alanındaki, görüş mesafemdeki en uzak, en uç noktaya odaklanın. Bu genelde örnek olsun diye veriyorum. Odalardaki böyle o pencerenin ucundaki korniş noktası oluyor ya da işte bir biblonun üst tarafı oluyor. Oraya odaklanarak kontrol hedefi diyoruz biz Grobowen'in bilimsel öğretilerinde niyetlerimize. Kontrol hedefiniz neyse, hayatınızda tezahür ettirmek istediğiniz şey her neyse, hiçbir sayı sekansı bilmeden o uç noktada onu imgeliyoruz gözlerimiz açık bir şekilde. Şu an mesela örnek olması bakımından kendi alın noktam benim en uç, şu an odadayım ve alın noktam en uç köşe. Oraya odaklanıyorum. Hayatıma neyi çekmek istiyorsam, şu an neyi tezahür ettirmek istiyorsam sadece ona odaklanarak, onu imgeleyerek onu düşünüyorum. Onu orada gördüm, anlamın ortasında o niyetim, talep ettiğim şeyi gördüm. Ve hemen o talep ettiğim şeyin üzerinde gümüşümsü beyaz bir küre görüyorum. Ve o kürenin içerisinden gümüşümsü beyaz ışığın böyle akarak o benim burada niyet ettiğim, talep ettiğim şeyi kapladığına konsantre oluyorum. Sadece bunu yapmamız bile Grobowen'in bilimsel öğretilerinde bizim hayatımızı kolaylaştırmaya yetiyor. O sayıların titreşimi zaten bir kez tekrar ettiğimizde bizim algı alanımızı yükseltiyor ama hiç sayıyı bilemedim. Yorgunum ama bir şey yapmak istiyorum. Bir niyetim var, olmasını istiyorum. Odamda oturduğum noktadaki en uç noktaya odaklanıyorum. Hayal ettiğim şeyi, terfi istiyorum. Aklıma geldi. Belki şu an canlardan birinin böyle bir niyeti vardır. Alınma geldi. Maaşıma zam, gelirime zam istiyorum. Burada bunu hayal ediyorum, imgeliyorum. Ve şu algı alanımda, niyetimin üzerinde hemen gümüşümsü beyaz, Grobowen'in küresel kurtuluşla uyumlu gelişim küresini hayal ediyorum. Oradan gümüşümsü beyaz ışığın o niyeti kapladığını tezahür ettirmem bile benim için yeterli oluyor. Şimdi birkaç tane daha izniniz olursa gençleşmeye sağlıklı cilt sayıları, kendimizi gerçekleştirme sayılarını da buradan paylaşmak istiyorum. 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2. Bu bizim için gençleşme sayısı. Sağlıklı bir cildimiz olsun istiyorsak da 1, 8, 5, 8, 4, 3, 2, 1 sayısı bizim sağlıklı bir cilt yapımızın olmasını sağlayan sayı sekansı. 3, 1, 9, 6, 1, 2, 7, 1, 9, 8, 4, 9. Bu sayıyı çok seviyorum. Çünkü birçok şeyin bu sayının etrafında olduğuna ve oluştuğuna inanıyorum. Neler bunlar? Bizim hayatımızda almak, vermek, yapmak istediğimiz, tezahür ettirmek istediğimiz o niyetlerimizin hepsi aslında kendimizi gerçekleştirmekten geçiyor. Neden çok iyi bir işte çalışmak istiyorum? Neden işte bir eş istiyorum? Neden yaratıcıyla bir ve bütün olmak istiyorum? Aslında kendimi gerçekleştirmek için, kendimi bulmak için, kendi sezgilerimle ya da o kendi gücümün farkına vararak ilerlemek için bunu istiyorum. O yüzden bu sayıyı lütfen tekrar edeyim. Bolca kullanın. 3, 1, 9, 6, 1, 2, 7, 1, 9, 8, 4, 9 kendini gerçekleştirme sayısı. Onun dışında hemen makro uyum ve mikro uyumu söyleyeyim. 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8 makro uyum sayımız bizim. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4 yine mikro uyum sayımız. Ve gelir artışımız için. Gelir artışı çokça soruluyor. Bu gelir artışını şöyle yapıyorum. Bu da yine kolaylık olsun. Yaratıcıya bağlanma sayısı, direnç sayısı, neden direnç sayısı? Kazanamam, yapamam, bana gelmez, olmaz. O kolektiften gelen tüm dirençlerimizi yıkmak için direnç sayısı. Sonra 5, 2, 0, 2,
5 sayısı, hemen arkasına 7, 7, 7 mucize sayısı ve hemen arkasına 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4 gelir sayısı ve son olarak da bu nakit kombinasyonu diyorum ben buna 3, 1, 8, 6, 1, 2, 5, 1, 8, 7, 1, 4. Bu gelir kombinasyonunu da kullanabilirler nakit akışında. Şimdi söyleyeceklerim, aktaracaklarım bunlar. Umarım bolca katkı olmuştur bu algılarımız ve sayı sekansları ile ilgili. Zayıflamayı bir tekrar söyler Tabii misiniz? ki. Zayıflamayı bir daha sordular. Tabii. 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2. İdeal kilo sayısı. Ama lütfen bundan önce 9, 1, 6, 8, 8 direnç sayısını da kullanalım. Neden kullanalım? Genetiğimde annesine benziyor, halasına benziyor gibi. Ya da şu ilaçları kullandım, bunlar bana kilo aldırdı gibi. Su içsem yarıyor gibi gibi böyle kolektif inançlarımız olabiliyor. O yüzden her ne için kullanırsak kullanalım zaten direnç sayısını kullanalım. Ama kiloda gerçekten büyük bir etki var. Bu dirençlerle ilgili, o duyduklarımızla ilgili. Bunu yıkmak için ideal beden sayısı yani kilo sayısından önce mutlaka direnç sayısını söyleyelim. Daha fazla katkı olacaktır. Daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Peki, bu sayılar herkes için aynı mı bu rakamlar diye sormuşlar. Herkes için aynı. Global Women sayılarında çocuklar için ya da yetişkinler için ayrı sayılar yok. Öksürük için bir sayı sekansı var. Biz bunu ya da solunum yolu enfeksiyonları sayısını biz bunu yetişkinlerde de kullanabiliyoruz. Çocuklarda da kullanabiliyoruz. Sadece bir kalple ilgili bir sayıda kalbin sayısı var. Evet. Kalbin içerisindeki damar sayısı var. Oradaki yağlanma ile ilgili sayı sekansı var. Kalbin ritmi ile ilgili sayı sekansı var. Bunların her biri ayrı ayrı sekanslar kullanabiliyoruz. Ama burada genel sayıları kullanmak daha etkili olur. Nedir bu genel sayı? Hastalıklar için evrensel şifa sayısı. Yani 3, 3, 9, 6, 8, 1, 5. Bunu kullanmak bizim için yeterli olur. Çünkü bu mucizevi bir şifa sayısı sekansı. Hiçbir sayı sekansını hatırlamıyorsam sadece 5, 2, 0, 2, 5, 7, 4, 1, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8. Alt alta böyle bu kombinasyonları, bu sayıları tekrar edebilirler. Bu sayı sekanslarını, yani bu dörtlü kombinasyon olan söylediğim sayı sekanslarını beyaz bir kağıda mavi kalemle yazabilirler. Niyetlerini, bu kilo vermeli, kilo sayısını aklıma gelmedi, bulamadım. Bu sayıları tekrar edip bir kenara yazıp kendim ve herkes için şimdi ve sonsuzda aktive ediyorum diyerek bu sayı sekanslarının etkilerini görebilirler kişiler. Yani hiç sayıları bilmeden de aktive ediyorum diyebilirler. Diyebilirler. Bir sayıya başlıyoruz bazen. Dediğim gibi çok fazla sayısı var. Yani bir ev alma sayısı diyelim ki 4, 1, 9 ile başladı. Gerisini aklıma getiremedim. Ama bir ev beğendim ve o evi almak istiyorum. Sayıyı o an bulamadım ve ulaşamadım. 4, 1, 9 ev alma sayı sekansını şimdi ve sonsuzda aktive ediyorum demem benim için yeterli. Neden yeterli? Çünkü bu sayılar Globovo'ya evet kanallıkla gelmiş. Bu bilgi sistemi var. Bununla ilgili bir sürü doktora tezi var, seminerleri var. Ama burada Globovo'nun bize anlatmak istediği o algı alanımızdaki gerçeklikle bizim normal karşımızda olan yani yaşadığımız gerçeklik arasında fark olduğu ve bizim o geçmiş üzüntülerden, kaygılardan, gelecekle ilgili o kaygılardan dolayı şimdiki ana odaklanamadığımız için beden normalizasyonumuzun bozulması,
Beden normalizasyonumuzun bozulması ne demek? Aslında olması gereken beden bütünlüğümün, beden sağlığımın, olması gereken ruh sağlığımın birbiriyle bir ve bütün sağlıklı olmamasından dolayı bu sayılar ortaya çıkmış. Bundan dolayı bu sayı sekanslarıyla biz normalize ediyoruz Grabovoi'nin bilimsel öğretilerinde. Ben sayı sekansını bilmesem bile benim şu an kullandığım 25 tane kendimin bildiği Grabovoi'ye ait odaklanma tekniği var. Yani konsantrasyon tekniği var. Bu tekniklerden bir tanesi işte bahsettiğim odanın en üç noktasına odaklanma. Bir tanesi denizi olan yerde ya da olmasa bile bir ufuk çizgisinin hemen arka tarafına odaklanma. Diğer bir tanesi iki tane gümüş küre hayal edip bu gümüş kürenin tam orta noktasında doğum tarihimi imgeleyeceğim. Yukarıdaki küre Grabovoi'nin küresel kurtuluşta uyumlu gelişim küresi. Yani o gümüşümsü beyaz ışığın, yaratıcı enerjinin olduğu küre. Aşağıdaki küre benim niyetimin, biz ona bilimsel öğretilerde kontrol hedefi diyoruz. Benim öğretilerimin olduğu küre. Ben yaratıcının o enerjisinden, doğum tarihimin üzerinden geçerek, yani başta benden öncesinden başlayarak aslında benim niyetime odaklanarak bu kontrol hedefiyle, yani konsantrasyon tekniğiyle niyetimin gerçekleşmesine dair çalışmayı yapabilirim. Sayı sekansı o anda tabii ki sayı sekanslarını kullanıyoruz. Bilimsel öğretileri bununla var ama buradaki üst katmandaki nokta aslında kişinin o normalden sapan beden ve ruh alanındaki sapmayı normalize etmek, algı alanını daha da yukarıya çekmek, titreşimi yükseltmek ve herkesin ulaşabileceği o sonsuz bilgiye ulaşabilmek. Bu da çok mümkün Grabovoi'nin bilimsel öğretilerinde. Her okuduğumuzda, her sayıyı tekrar ettiğimizde zaten bilincimiz ve algı alanımız daha da yükseldiğini fark edeceğiz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Biz aslında gözlerimizle görüyoruz gibi geliyor ama hani gördüğümüz yer kalbimiz. O bizim aslında bu öğretiler bizim kalbi alanımızı genişlettiği için daha fazla umutlu, daha fazla enerjisi yüksek, daha fazla motive kişilerle bir arada oluruz. Daha umutlu oluruz. Bazen diyorlar ki işte sadece 7-7-7 ile mi mucize hayatına gelecek? Varsayalım ki 7-7 ile hayatına, o 3-7 ile hayatına mucize gelmedi. Ama 7-7 ile mucize gelecek olan insanların bir arada olduğu bir topluluktasın. Yani bir nevi toplu dua, toplu istek, toplu dilek, herkesin güldüğü bir ortam gibi. Bunun olduğu bir yerde niyet ettiğimiz şey gerçekleşmemesi bana çok da mümkün gelmiyor. O yüzden sayıları kullanarak hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sayıların şifreleriyle de yolumuzu daha fazla aydınlatabiliriz diyorum. Çocuklar için kullanabilirler mi peki? Yani küçük çocukları için 2 yaşında, 3 yaşında kendileri söyleyebilirler mi? Kullanabilirler hocam. Kendileri çocuklarının yine kafa yapılarının üstünde. Bu bir konsantrasyon tekniği yine. Çocuğun hasta, öksürüğü var, alerjisi var. Bu algı yapısının üzerinde yine gümüşümsü beyaz küreyi ve hastalığı her neyse, uykusuzluk problemi varsa, gaz problemi varsa, alerjisi varsa o sayı sekansını o gümüş kürenin içerisinde hayal edip, hemen altında hayal edip ya da söyleyip çocuğun üzerinden o gümüş ışığın aktığını görerek bu konsantrasyon tekniğini gerçekleştirebilirler. Yani çocuk ya da yetişkin ayrımı yok. 30 saniye odaklanmak daha etkili. Sayıların arasında boşluk varsa hafif yarım nefes kadar es vermek daha etkili. Sayıları gerçekten inanarak, yani 5-2-0-2-5 değil de 5-2-0-2-5 inanarak, odaklanarak söylemek çok önemli. Sayıyı unutsak bile 5 dedim. Neydi tıkanıklıkları açan sayı? Hatırlayamadım ama şimdi ve sonsuzda aktive ediyorum demek bile, ki böyle deneyimledim. Çok etkili. Bir de şöyle bir deneyim ekleyeyim. Epilepsi hastası olan bir arkadaşım vardı. Çocuğu epilepsi hastasıydı.
Ona bir algoritma hazırladım. Ben algoritmalarla kullanıyorum çünkü dediğim gibi yaradana bağlanma, direnç, aura ve çakra, sayı sekansı, hemen arkasındansa o hastalık ya da niyet neyse ona özgü sayı sekansını kullanıyorum. Bir süre sonra yani 1,5 ay kadar sonra kontrole gittiklerinde doktor şöyle diyor. Ne kullandınız? Hani ilacın yanında ekstra bir tedavi yöntemi kullandınız diyor. Oysa ki yaptığı sadece verdiğim yazıyı, o sayı sekansını gümüş bir karton almıştım ona ince. Bunun üzerine mavi kalemle anne olarak sen yaz demiştim. Sayıları yazmış ve odasına asmış. Yani sadece asmak bile o alanın titreşimini değiştirmeye grabovoyu da yetiyor bizim için. Vay canına. Yani çocuklar için yaparken çocuğunun üstünde o küreyi hayal edecek. Kendisi için yaparken kendi başının üstünde hayal edecek. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Peki bilinmez yerden para akışı için sekans var mı? Bilinmeyen bir yer. Yani bilinmeye gerek yok zaten. Para akışı için 5-2-0 değil mi? Evet, tüm para akışımız için en kolay kullanabileceğimiz sayı sekansı 5, 2, 0, 2, 5. Bunu parada da bilmediğimiz herhangi bir sorunun cevabında da bu sayı sekansını kolaylıkla kullanabiliyoruz. Peki bunları kaç gün yapalım diye soruyorlar. Kaç defa kaç gün? Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu sayı sekanslarını herhangi bir gün sınırlaması Grabovoi'de yok. Ama ben 21 günü çokça fazla kullandığım için önerim, bu benim önerim, 21 gün boyunca hiç bırakmadan bu sayıları tekrar etmeniz. Yani hangi Bence ben de niyetinizde, öyle düşünüyorum ya. evet. Bir de tüm beden için Bağlı. 27 sayı sekansı var. 27 tane ayrı sekansı. Gözümüz için, kalbimiz için, omuriliğimiz için bazı sayı sekansları var. Bunları da yine kullanırken 21 gün boyunca biz hastalıklarda kullanıyoruz. Bu da bizim beden normalizasyonumuzu sağlıyor. Evet. Zeynepçim bir şey vereceğim, öğreteceğim demiştin. Onu öğrettin herhalde, değil mi? Bu konsantrasyon hedefi odaklanarak başımızın Evet. alt noktasında yapabiliriz. Evet, onu öğrettik. Evet sevgili canlar, şimdi sorunuz çok fazla. Müthiş sorular da sormuşsunuz. Bunları öğrenmek sizin hakkınız. Ancak yayınımız bitti. Dolayısıyla ben şimdi sizden şu an itibarıyla videoyu kaydedeceğim. Sevgili Zeynep'in sayfasında da video çıkıyor olacak. Bugün çok canlı yayını izlemediniz ama yarın izleyeceksiniz. Sevgili canlarım lütfen Zeynep Altok'u takip edin. Kendisiyle iletişime geçin. Kendisine sorun DM'den. Eğitimleri varsa kendisine gidin. Öyle söyleyeyim. Doğru mu Zeynep'ciğim? Evet hocam, ben bolca yarın da bu sayılardan yine böyle paylaşırım, bütüne katkı olsun. Zaten çokça paylaşıyorum. DM'den soranlara da mümkün mertebe cevap veriyorum. Sayıları Canlar o okuyun. zaman bütün bunları şimdi burada izliyorsunuz. Toplu olarak hatta elindekileri toplu olarak kendi sayfasında güzelce paylaşsın. Siz de takibe gidin. Sayfasından güzelce o sayıları alın güzel canlarım alın size. Zeynep'e kocaman bir ödev verelim. Sizler sadece takip edip sayfaya gideceksiniz. Bu kadar. Zeynep bunları doldur. Anlattıklarının hepsini bir yere toparlayalım. Ve bunları senin sayfanda duyur. Zaten şimdi ben hemen Zeynep'i etiketleyeceğim. Zeynep'in sayfasına düşecek. Zeynep'i kolaylıkla bulacaksınız sevgili canlarım. Göz için olanı da koy Zeynep. Ben de onu kullanayım. Sevgili canlar hepinizi çok seviyorum. Zeynep seni çok seviyorum. İyi ki Ben de siz de varsın. hocam, siz de öyle. Herkese şifa olsun sevgili canlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Güzel bir akşam olsun hepinize. Görüşmek Görüşmek üzere üzere, sevgiler. hoşçakalın hocam. Görüşmek üzere Zeynep için.